Efendim Yeşil Ekonomi'de yine birlikteyiz. Bugün Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendireceğiz. Ne noktadayız, nereye doğru gidebilir? Bütün bu sorulara yanıt almaya çalışacağız. TABA Başkanı Sayın Bora Gürçay konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Yeni teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Türk-Amerikan ilişkileri herhalde son dönemde reytingi en yüksek işlerden biri Türkiye'de baktığınızda. Nereye gidecek, ne olacak, Türkiye-Amerika stratejik ortak vesaire, bütün bu tartışmalar yeniden masaya konmuş vaziyette. Biraz gerilim var sanki, bazen de bir bakıyorsunuz o hiç gerilim gibi görünmüyor, çok anlaşılır, analiz edilir gibi değil. Onun için bir uzmanına sormak istedik. Siz işin uzmanısınız, gerilim var mı, nasıl bir analiz yaparsınız Türk-Amerikan ilişkilerine duygusal ve ekonomik açıdan baktığınızda? Sağ olun, teşekkür ediyorum. TABA Türkiye ile Amerika arasındaki özellikle ticaret hacmini arttırmak üzere 1986 yılından beri faaliyet gösteren Amerikan Ticaret Odası'nın Türkiye'deki temsilcisini yapan bir kurum. Aslında bu bahsettiğimiz kurum Amerikan Ticaret Odası, yapısı olarak şöyle bilgi vermek gerekirse Amerikan Ticaret Odası'nın başkanını Amerika'daki Amerikan Başkanı belirliyor, tespit ediyor. Aslında bu kurumun üzerinde Amerikan Ticaret Odası Başkanı, sonradan da Amerika Başkanı geliyor. Onun için burada temsil ettiğimiz şirketler, Amerikan sisteminde de çok büyük gruplar, Amerikan seçim sisteminde de çok önemli yer ve rol oynuyorlar. Bizim bu süreçlerde tabii çok önemli aslında rolümüz oldu. Yıllar itibariyle de Sayın merhum Turgut Özal zamandan başlayıp günümüze kadar gelen, hemen zaten onun önerisiyle kurulmuş. Onun önerisiyle kurulmuş olan bir dernek, ama o günden bugüne Türkiye ve Amerika arasında politik ve siyasi olaraktan gerçekten belirleyici roller oynamış ve aracılık etmiş birçok siyasi ve politik konuya bir kurum. Yine böyle bir dönemde biz de zaten konuyla ilgili olaraktan, evet, biz işin politik tarafından daha çok ticaret boyutunu nasıl iki ülke arasında geliştirebiliriz ve her türlü olay karşısında bizim bir yol haritamız var, bir iş planımız var baktığınız zaman 3 yıllık yaptığımız. Bunları da konulardan etkilenmeksizin biz hedeflerimizin üzerinde devam ediyoruz. İşte bu süreçteki aslında biz Amerikan firmalarına kendi bünyemizde bulunan ve yatırımcılara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle bu 15 Temmuz sürecinden sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki bütün yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları topladı. Hem bizim TABA'nın nezdindeki 450'yi aşkın Türkiye'deki Amerikan ve yerli Amerika'daki yatırımları olan Türk firmaları ve Amerikan firmaları, Türkiye'de yatırımları olan firmalarıyla çok dinamik bir şekilde iletişimde bulunduk ve buradaki süreci anlattık. Demokrasinin nasıl daha kuvvetlendiğini ve bundan sonra aslında yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız arasındaki bürokrasinin nasıl daha hızlı yürüyebileceğini, sıkıntıların nasıl çözülebileceğini çok aslında net bir şekilde anlattık. Ve bizim bünyemizde 15 Temmuz evvelinde son çeyrek için bekleyen aşağı yukarı 350 milyon dolarlık bir yatırım vardı. Bu yatırımların hiçbir değişiklik olmadı. Yatırımcılarla tekrardan çok hızlı görüşmeler yaptık ve yine bu son çeyrekte kendi bünyemizde bulan firmalar 350 milyon dolarlık bir yatırım gelecek. Türkiye'ye gelecek. Gerçek yatırım. Fitch vesaire, Moody's. Bunların hiçbirisini etkilemeden. Etkilemedi. Yatırım buraya giriyor. Evet, bu Moody's, Fitch, Standard & Poor's'un yaptığı açıklamalara göre baktığınız son dönemlerde hem hükümet olaraktan da hem yaptığınız. Yani demek ki bu not veren kuruluşlar, biraz önce TABA'nın adını da geçirdim, başka bir takım verilere de, başka bir takım kurumların söylediklerine de bakıyorlar. Bu hep tartışılıyordu kamuoyunda. Sizinki somut bir veri. Evet. Biraz daha ayrıntılı açar mısınız bize? Tabii, dediğim gibi hani bu 3 tane derecelendirme kuruluşunun tabii ki bir firma buraya Türkiye'ye yatırım yapma planı yapıyorsa birçok tabii görüşmeler yapılıyor. Bunların arkasında TABA, Amerikan Ticaret Odası'nın buradaki temsilciliği, evet, datalarından faydalanıyor ve kendi bünyemizdeki firmalardansa biz onları zaten kendi danışmanlık hizmetlerimizle bunları ve Türkiye'deki durumu ve buradaki mali olsa yapısal reformların nasıl geliştiğini anlatıyoruz. Her türlü büyüme rakamının nasıl etkilenmediğini ve bu büyümenin yanında yine yatırımların devam edebilmesi için burayı sadece Türkiye'yi, sadece Türkiye olarak değil, burayı bölgesel bir üs olarak düşünmeleri için sürekli motive ediyoruz. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret. Sadece ibaret değil. Çevresindeki hani jeopolitik konumundan dolayı coğrafi olarak baktığınız zaman burayı nasıl Dubai'den Türkiye'ye kaydırabiliriz diye buradaki aslında yatırım merkezi olaraktan. Çünkü baktığınız zaman hem iş gücü olaraktan hem de lojistik olarak baktığınız zaman ve çevremizdeki nereden baktığınız 5 milyar dolarlık hemen bir saatle uçabileceğiniz ve pazarlara ulaşabilmeniz açımızdan çok elverişli bir nokta. Üçüncü havalimanı ile işte baktığınız zaman 100 milyonun üzerindeki yolcuya ulaşabileceğimiz sayıları, rakamları paylaştık.
paylaştığınız zaman ve şu andaki genel olaraktan ekonomik verileri paylaştığınız zaman sadece TAB'a değil, bununla birlikte Amerika'daki bu iletişimi sürdüren Ekonomi Bakanlığı nezdinde değil. Evet. Baktığınız zaman Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Bir de başka şey yok değil mi? Yani Türkiye'den başka yatırım istikrarlı, belli bir istikrarı yakalamış, belli altyapıları olan, işte havaalanı dediniz, başka şeyler. İnternet altyapıları, yani ondan sonra başka baktığınız zaman yani. İnternet kullanıcı, mobil kullanıcı sayılarına baktığınız zaman, genç nüfusa baktığınız zaman, Avrupa Euro bölgesinin şu andaki büyüme oranlarına baktığınız zaman bu bölgedeki yatırım yapılabilecek en elverişli ülkelerden bir tanesi baktığınız somut zaman. Somut bir şey söyledim. 350 milyon dolarlık son çeyrekteki yatırımın hiçbirinde geri adım atılmadı. Bu yatırımların hepsi yapılıyor. Evet. Burada da işte belki tabanın verileri, sosyal bir kuruluş olduğu için, dernek olduğu için, sivil toplum örgütü olduğu için sizin verileriniz tabii, başka ticari kuruluşların verilerinin önüne de geçebiliyor belki. Biz çok ilginç bir rapor hazırladık şu anda. Bunu da sadece bugüne kadar aslında TAB'a hazırladı. Türkiye ile Amerika arasında çok ilginç bir veri. Şu anda Büyükelçiliğimizde de Amerika'daki paylaşıyoruz, bunu paylaşacağız ve Dışişleri Bakanlığımızla. Türkiye ile Amerika arasında hiç aslında bugüne kadar bakılmayan 14 bin tane ürün baktığınız zaman gümrüksüz olaraktan anlaşma var iki ülke arasında. Var ama bunun haberimiz yok. Ama bugüne yok. Kadar 850 tane ürün kullanılmış. Şimdi 14 bin. 14 bin neresi, 850 tane ürün neresi? Şimdi biz bunları hepsini oturduk, ayıkladık, çıkardık. Bu verileri bütün ekibimizle birlikte bu 14 bin ürünü çıkardık. Her birlerinin vergisi olaraktan nasıl muaf olacağınızla ilgili. Buradaki KOBİ'leri yine baktığınız zaman burada nasıl şey, Amerika'ya çıkartabiliriz diye bir hazırlık ve çalışma yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığı ile yani birlikte. 14 bin ürünün vergisiz olarak Amerika'ya satılma olasılığı var. Olasılığı var şu anda. Bununla ilgili çalışmayı yaptık. Yapmakta kalmadık. Şu anda ve KOBİ'lerle birlikte paylaşacağız. Evet. Aynı KOBİ'lerle birlikte çok büyük bir konferans düzenliyoruz. Belki bu makus talihini yenebilir mi? Amerika Türkiye ticari ilişkilerinde bir türlü işte stratejik ortak vesaire, ama bir türlü işte o istenen ticari atağı yapamıyoruz. Bu makus talihi yenecek bir şey olabilir mi? Bence 14 bin adımlardan ürünün bir tanesi bu. Çünkü biraz evvel ona geçeceğim. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacmi, çok büyük beylik laflar söylüyoruz. Evet, evet. Stratejik işbirliği. Baktığın zaman bölgedeki ortağımız, NATO'daki ortağımız. Ama bizim 350 milyar dolar geçen seneki ticaret hacmimizin sadece 19,5 milyar dolar Amerika. Ve bunu Avrupa ile yaptığımız ticaret hacmi 350 milyar doların 300 milyarın üstünde. Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman nerede kaldı? Stratejik ortaklık diyorsunuz. Evet. Nerede kaldı? İşte bu bölgedeki acaba uzak mı diye ben düşündüm. Bir türlü uzaklık aklım değil, dünyada yani. Değil tabii artık uzaklık. Yani Kolombiya'ya bile ürün satıyor. Kolombiya'da ve satabiliyoruz baktığınız zaman, ama bunları nasıl biraz daha ileriye götürebiliriz? Çünkü Türkiye ile Amerika arasında daha çok makine ve savunma sanayi ve ilaç sanayi. Üç tane sanayi lokomotif olarak aslında çekiyor ve bugüne kadar diğer bütün kurumların veyahut da baktığınız zaman heyetlerin hep bu firmalar etrafında, hep bu sektörler etrafında yoğunlaştığını görüyoruz. Biz tabi olarak yine bir açılım yaptık. Dedik ki biz bu sektörleri zaten yıllar itibariyle 25-30 yıllık süreçte bir büyüme var. Ama hep böyle %3'ler, 5'ler, maksimum %10'lar şeklinde büyümeler. Biz bunları nasıl %30-40 seneden seneye büyütürüz diye. Yani. Birazcık daha sektörleri açalım. ICT dediğimiz bir telekom sektöründe çok hızlı gidiyoruz. ICT sektörü diyoruz buna. IT ve telekom sektörü. Enerji sektörü ve yine bizim çok kuvvetli olduğumuz ve çok iyi bildiğimiz o müteahhitlik, real estate dediğimiz alanlarda nasıl oradan yatırımcıları Türkiye'ye getiririz diye çalışıyoruz. Aşağı yukarı bir 8 ayla 9 ay. Oradan getiririz. Oradan buraya getirmek için. Hem onları buradaki firmalarla, buradaki büyük yerli firmalarla matching dediğimiz nasıl ortak yatırımlar evlendirmeler için bunları yaptık ve bunların işte sonuçlarını da alacağız son çeyrekte bu evlendirmeleri. Evet, hem savunma sanayi hem telekom sanayinde devam ediyoruz. Bu size biraz evvel bahsettiğim yani yatırımlarda bunların çevresinde olacaklar. Ya o 350 milyon da bunun somut hepsi, diyorsun. Bunların hepsi buraya gelip yatırım yapıp ve yine yerli ortaklarıyla birlikte %70'in üzerinde yerli katkı paylarıyla birlikte yapılacak olan yatırımlar. Ki bunlar çok büyük bir yerleştirme oranı baktığınız zaman. Yani Türk hükümetinin de zaten son yıllardaki politik buraya gelip sadece satış yapan firmalardı. Çünkü bizim yaptığımız analizlerde Türkiye'de 1500'e aşkın Amerikan firması var faaliyet gösteren. Ama bunların çoğu satış yapan, satış hizmetleri, teknik servis hizmetleri veren firmalar. Ama biz gerçek yatırım yapan, burada know-how bırakan, buradaki yerli bizim sanayimizi geliştirecek alt firmalar ve bir network kurabilecek firmalar şeklinde biz bakış açısıyla gidiyoruz. Bunlarda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle size verdiğim reel rakamlar sadece son çeyrek. Biz baktığımızda önümüzdeki sene 800 milyon dolara yakın bir yatırım bekliyoruz 2017 yılındaki. Müthiş. Amerika'nın için,
Amerikan firmaları kendi bünyemizdeki. Bizim buradaki en büyük artımız bu. Evet, buradaki yıllara sahip tecrübelerimiz, kendimizin yeni açılımlar. Diğer bir projemizde en büyük artımız bu bizim aslında. KOBİ'leri aslında ben çorap üreticisi olan baktığınız zaman Kırşehir'deki, Malatya'daki bir üretici biz Amerika'ya nasıl çıkartabiliriz? Çünkü bize günde en az 20-30 tane telefon geliyor. Ben Amerika'ya ticaret yapmak istiyorum diye. İşte sırf bu yüzden biz Washington'da ve New York'ta ofisler açtık ve kendi üyelerimize bedelsiz olaraktan şirket kurulumundan satış planlarına her türlü vergisel avantajları ve incentive dediğimiz yatırımlarda teşvikleri nasıl alabileceklerine ilgili biz orada danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bedelsiz ve ücretsiz olarak üyelerimize. Bunun için de biz işte bu ticareti arttırmak sadece oturduğunuz zaman 2-3 sektör içinde işte bu kadar oluyor. 19,5-20 milyar dolar bir bu. Bir de büyüklerle sınırlandırmamak lazım belki. Doğru. Birkaç büyük firmanın üzerine bina edilmiş durumda Amerika ile ticaretimiz. Yani o devam etsin tabii. Çünkü yani orada ben kendi adıma bir örnek paylaşayım. Özellikle bu otomotiv parçaları üreten firmalarla ilgili Amerika'da çok büyük bir depoyu ziyaret ettik. İşte orada baktığın zaman İran'dan var. Üreticiler çok büyük Türk alanlar kapsamışlar. Var, onu anlatacağım size kısaca. Birçok işte Hindistan'dan böyle çok büyük yerler kapsamış. Bizim Türkiye'ye geldiğimiz zaman böyle küçük sizin oda kadar bir yerde bu söyleşi yaptığımız oda gibi yerde parçalar. Niye dedik böyle? Bir nedeni yok dediler. Hani doğru satış, pazarlama ve Amerika'daki çok fazla mesela küçük bir örnek vermek istiyorum. Burada bir kalite belgesi aldığınız zaman örnek veriyorum çok büyük firmaların veyahut da ortalama firmaların hepsinde bu kalite belgeleri iş yapabilmeniz için bizim kanunumuzda da yeri var. Ama Amerika'ya gittiğiniz zaman bu belgelerin hiçbirinin geçerliliği yok. Şimdi birçok firma oraya uygun belgelendirme sistem yapılması. Bak ve şimdi, bunu da sistem nasıl kendi kendine hatayı tespit ediyor. Aslında kontrol ettiğiniz zaman hata veriyor. Biz otomotiv sektörü yan sanayinde özellikle çok iyiyiz diyoruz değil mi? Doğru. Yani öyle iddiamız var. Ama oraya depoya gittiğiniz zaman küçücük bir alanda Türk ürünlerini görüyoruz. Niye? Çünkü sertifikalandırmada bir yanlışımız var. Sorunlar. Bunları tespit çözecek ettik. Misiniz peki? Evet. Bunları işte çözebilmek için kendimiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çünkü niye? Şimdi siz buraya bir yatırımcı olarak gittiğiniz zaman zaten tüm sertifikasyon ve Avrupa'da geçerli belgelere sahip olduğunuz için siz sadece oradaki yatırım, iş gücü ve oradaki pazarlara nasıl girebileceğinizin analizlerini yapıyorsunuz oradaki danışmanlarla. Biz tabi olarak buradaki uzun yıllar tecrübelerimiz, burada iş yapmış firmalar veyahut da burada sıkıntılar yaşamış firmalardan danışman heyeti belirledik kendimize. Bu firmalar şu anda buraya yatırım yaparlarken bakın diyoruz biz minimum 6 ay ile 12 ay para kazanmadan dayanabilecek bir kere sizin cash flow dediğimiz para yönetimini yapabiliyor olmanız ve bu yatırımınızdan geri dönüş almadan bu belgelendirme sürecini tamamlamanız gerekiyor. Yani pazara girerken ben dükkanı açtığımın ertesi günü gelir elde edeyim noktasında değil, bütün bu sertifikasyonlar için böyle bir dönem var. Ve bunları almanız için de lütfen buraya gelirken bu kadarlık, örnek veriyorum yatırım miktarınızın şu kadar ölçüsünde %3'ü, 5'i, 10'u kadarlık bir kısmı ayırın. Ve bunları lütfen kendi cebinizden 6 ay ile 12 ay arasında para kazanmadan, bir gelir elde etmeden bunları yatırımın parçası olarak değerlendirin diyoruz. Ve biz bunları yaptıktan sonra başarı oranı çok arttı. Biz baktığımız zaman son 6 yılda bunu bilmiyoruz mesela. Son 6 yılda büyük şehirlerde Chicago'ya gitmiş olan mesela 20'nin üzerinde firma vardı. Bir tane başarılı olan firma yoktu. Şu anda 8 tane firmaya çıktık. Mermerci biz. Var bir tane mesela orada başarılı olmuş. Yani olabiliyor. Firmalar farklı. Biz biraz daha farklı yönden bakıyoruz işe. Başarılı olanlar şunu söylüyor. Siz daha iyi biliyorsunuz o konuda. Ya Amerika o kadar büyük bir yer ki herkese satacak bir alan, satacak var. Bir ürün var doğru orada. Doğru pazarlama ve kendimizi tanıtmamız lazım. Benim oradaki en büyük gördüğüm eksik işte bu depo örneğinde verdiğim işte gibi. İşte bizimle birlikte biz hem TİM'le Türkiye İhracatçılar Meclisi, TABA, aynı şekilde DEİK, Başbakanlık Yatırım Ajansı. Bunu biz hepimiz aslında beraber kendimizin güçlü olduğu alanlar var hepimizin. Biz Amerikan Ticaret Odası'nın bir temsilcisiyiz ve baktığınız zaman 3 milyon dünyadaki kurumu temsil ediyoruz. Bir bağlı olduğumuz Amerikan Ticaret Odası. İşte biz bunu gücü arkamıza alaraktan kendimizi ve buradaki firmaların dertlerini direkt olaraktan buradaki Ticaret Odası Başkanı'na ve Sayın Obama'ya kadar gidebilecek birçok konuyu kendisi ve ekibine ilettiğimiz birçok konularımız oldu. Çok hızlı bir şekilde çözebildiğimiz. Bizim buradaki en büyük artımız bu. Birçok burada Türkiye nezdinde tanıtımımızı çok iyi yapan ve firmaları temsil eden kurumlar var. Ama TABA'nın ayrıldığı en güzel tarafı aslında Amerika tarafına ses getirmek. Ben en büyük örneği şunu verelim. Bu biliyorsunuz kalkışmadan sonra biz de geçen hafta itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde konuşma yapacağı gün biz de tam sayfa Times gazetesine
bir ilan verdik. Buradayken yatırım ortamının ne kadar aslında demokrasinin çok daha kuvvetli olduğunu ve yatırımcıların hiçbir şekilde hız kesmeden yatırımlarına devam etmesini gerektiren bir şekilde açıklayacak şekilde tam sayfa bir ilan verdik burada. Bunu vermemizin amacı aslında bu. Bizim gücümüzü biz nereden alıyoruz? Biz bunu yaparken Amerika tarafında ses getiriyoruz. Buradaki diğer evet. biraz evvel adını saydığım tüm kurumlar Türkiye'de zaten buradaki Fethullahçı terör örgütüne karşı nasıl bütün görüşlerini belirttiler ve demokrasinin nasıl daha kuvvetli olduğunu belirttiler. Ama önemli olan Amerika tarafıyla olan ilişkilerimizde Amerika tarafında güçlü olan bir kurumun bunu yapmasıydı. İşte TABAN'ın gücü buradan geliyor. Biz Amerika tarafında bizim oradaki partnerimiz Amerika'nın en önemli kuruluşu diyorsunuz. Evet. Böyle bir ortağımız, böyle bir partnerimizin bizim yaptığımız her şeyde sorun.